Adana Cumhuriyet Halk Partisi birinci sıra adayı Elif Doğan Türkmen'le birlikteyiz. Elif Hanım, ben buraya geldiğimde açıkçası dersimi az çalışmışım. Sizi kontenjan adayı sandım ama siz ön seçimden birinci gelmişsiniz. Evet. Nasıl oldu ön seçim öyküsü? Ben tabii 1986 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nde üye, aynı zamanda aktif çalışan biriyim. Son belediye seçimlerinde de belediye başkan aday adayıydım. Ama şunu söyleyeyim, ben Elif Doğan Türkmen olarak aynı zamanda eşim ve tüm ailemiz sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'nde taban politikası yapan insanlarız. Bu anlamda da bu bizim için sürpriz bir sonuç olmadı. Hatta bana ya Çukurova Belediye Başkanı aday adaylığında sen çok çalıştın, hani kontenjana başvur, kontenjan da olur demelerine rağmen hep şunu söyledik biz. Hayır, biz ön seçime gireceğiz çünkü biz en demokratik yöntem ön seçimse orada olmamız gerektiğini düşünüyoruz dedik ve ön seçime girdik. Birinci de olduk. Evet. Avukatsınız. Evet, avukatım. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 29 yıldan bu yana Adana'da serbest avukatlık yapıyorum. Evet, şimdi hemen sorular dedim. Çok soru var. Mesela diyorlar ki partinizin reklam kampanyasını nasıl buldunuz diyorlar. Herhalde en çok bunlar konuşuluyor değil mi Adana'da da? Adana'da konuşulan bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin halka dokunan bir seçim bildirgesi hazırladı. Ve inanın ben köy köy, sokak sokak geziyorum. Tüm sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geliyoruz. Şunu görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adana'da yaşayan kimse, dokunmadığı kimse yok. Projesinde, seçim bildirgesinde illaki toplumun her kesimine dokunan bir şey var. Reklam kampanyamızdan çok Adana'da konuşulan Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bildirgesi ve iktidar olduğunda bunun bir hükümet programı gibi kabul göreceği açıkçası. Şimdi Adana'da son seçimde 6, 4, 3, 1... Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Evet. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi 6, CHP 4, MHP 3, bir de bağımsız rahmetli oldu Murat Bozdağ, KDP'den bir kişi, bir milletvekiliydi. Yine milletvekili sayısı 14'te değil mi bu sefer seçimde? Aynen. 14. Peki nasıl olacak bu seçimde, ne bekliyorsunuz? Hedefiniz nasıl, nedir? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adana'da birinci parti olacağını biliyorum. 2011'de zaten biz 5. milletvekilliğini 1700 oyla kaybettik ve AKP aldı o milletvekilini. Bu sefer Adana'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci olacağını ve diğer partilerin de Cumhuriyet Halk Partisi'ni izleyeceğini düşünüyorum açıkçası. HDP'nin parti olarak girmesiyle beraber Türkiye zaten en çok konuşulan konu herhalde burada doğrudur, barajı açıp açmayacağı meselesi. Ve HDP'lilerle de konuştum. Onlar bir milletvekilini ikiye çıkarmayı, hatta daha da öteye gitmeyi hesaplıyorlar. HDP burada iki milletvekili çıkarabilir mi sizce? Yani o konuda ben bir yorum yapmak istemiyorum ama Adana'da HDP'nin barajı çok rahat aşacağını görüyoruz açıkçası. Yani Adana'da HDP'nin bir baraj sorunu yok. Yani bir ya da iki, bu konuda ama bir yorum yapmak istemiyorum. Bu şöyle ilginç bir durum var. Gerek Adana gerek Mersin, Türkiye'de böyle şehir fazla yok aslında. Dört partinin de potada olduğu, tabii ama HDP biraz daha az ama mesela CHP'nin, MHP'nin ve AKP'nin birbirlerine yakın seyrettiği iller. Türkiye'de böyle bir örnek fazla yok, öyle değil mi? Burada bayağı bir kıran kırana, önceki seçimlere bakarak söylüyorum, bir ilginç bir durum var. Adana her zaman öyle ola geldi. Bakın son yerel seçimlerde adaylar belirlenene kadar aslında 3 partide at başı gidiyordu. Ama adaylar belirlendikten sonra ibre farklı döndü. Bu seçimde bu at başı olma durumu yok aslında açıkçası. Ben şöyle tahmin ediyorum. Yani biz bizi takip eden partilere birkaç puan fark atarak birinci oluruz. Evet, Adana'da 2011'de AKP birinci parti olmasına rağmen Adana ne 2011 sonrası ne de 2011 öncesi hiçbir zaman AKP'li bir kent olmadı. Onun getirdiği birçok sıkıntıyı da Adana yaşadı ve yaşıyor. Biraz da tabii Adana'nın demografik yapısına da bağlı bu dediğiniz. Nedir? Adana'da ciddi bir yerli kesim var.
Ama onun yanı sıra Kürt vatandaşlarımızın da olduğu bir kesim var. Ya da işte Arap diye tabir ettiğimiz bir kesim de var. Bütün bunlar Adana'da her partinin neredeyse her seçime at başı girmesine yol açıyor. Ama bu dönem Adana'da şöyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adaylarını ön seçimle belirledi. Adana'da şu anda konuşulan şu, Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten demokrasiyi uygulayan tek parti. E aynı zamanda seçim bildirgemizde bizim tamamen demokratik yöntemlerle tespit edildi. Biz bu dönem açıkçası bunun avantajını yaşıyoruz. Özellikle merkez sağdan Adana'ya, Adana'da şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ciddi bir teveccühü var. Bir örnek vereyim, biz dün Kozan'daydık. Seçim bürosu açılışımız vardı. Kozan hep merkez sağ bir ilçedir. Ama inanın dün konvoyumuz, mitingimiz ama en önemlisi konvoyumuz Kozan'ın içerisinden geçerken o esnafların ve halkın bizi selamlaması, alkışlaması benim için en önemli gösterge o. Biz gördük ki Cumhuriyet Halk Partisi Kozan'da çok ciddi bir yol kat etmiş. Bunlar da Cumhuriyet Halk Partisi'ne biraz önce dediğim gibi merkez sağ ciddi bir teveccüh olduğunu gösteriyor. İşte bu bize Adana'da birinci parti yapacak. Burada tam bir soru geldi. Siz merkez sağla ilişkiyi sordunuz. Bir izleyicimiz HDP ile ilişkiyi soruyor. HDP, CHP'yi nasıl etkiler? HDP'nin burada seçimde güçlü bir şekilde, iddialı bir şekilde giriyor olması. Bu sizi olumsuz olarak etkiler mi? Yani HDP, CHP, daha önce CHP'ye oy vermiş kesimlerden oy alabilir mi bu seçimde? Ben Adana'da bunun çok hayata geçeceğini düşünmüyorum. Çünkü toplumun çok farklı kesimleriyle biz bir araya geliyoruz. Dediğim gibi HDP tabanı Adana'da zaten var. Buna eğer koyacaklarsa AKP'den alarak koyacaklar. Bu anlamda zaten HDP'nin Adana'da bir baraj sorunu da yok. Bu nedenle bizi çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Açıkçası. Ama Türkiye barajını aşmak için burada tabii olabildiğince oy almak isteyecekler. Bayağı da bir asılıyor olsalar gibi. Ben HDP'nin Türkiye'de de baraj sorunu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O zaman bir soru daha sorayım. Burada Kürt sorununa nasıl baktığınızı soruyor bir izleyici. Nasıl bakıyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürt sorununa bakışı belli. Genel Başkanımızın bu konuda beyanları var. Biz her şeyden önce Türkiye'de gerçek anlamda demokrasi yerleştiğinde hiçbir sıkıntı kalacağını düşünmüyoruz. Bu birinci söylemek istediğim. İkinci söylemek istediğim, Kürt vatandaşlarımızın mutlaka mecliste bir parti olarak temsil edilmeleri gerektiğini ve HDP'nin de söylemlerinin mecliste dile getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın biz Adana'da yıllardır kardeş ve barış içinde yaşıyoruz. Hiçbir zaman bir sıkıntımız olmadı. Ben geçmişte HDP'nin o zamanki partilerini hatırlamıyorum ama konferanslarında konuşmacı olarak yer aldım. İlk Türkiye'de ciddi anlamda bir Kürt raporunu hazırlayan da Cumhuriyet Halk Partisi. Siz o sırada galiba SHP'de siyaset yapıyor muydunuz? Evet. SHP zamanında. Evet, evet. Peki sorsam, siz buranın yerlisisiniz galiba. Adana'nın, yani Kürt değilsiniz en azından. Değilim, evet. Mesela Adana'da diyelim ki o yıllarda Kürt sorununu SHP, sonra CHP gündeme getirdi. Siz de oralarda siyaset yapan birisi olarak yakın çevrenizden ya ne yapıyorsunuz, bu bölücülüktür falan tepkileri almamış mıydınız? Hayır, öyle bir tepki hiçbir zaman almadım. Yani o konuda rahatsınız. Evet. Son olarak bir şey daha sorayım. Bu çok soruluyor. Bu çok uzun konuşabilirsiniz ama olabildiğince özlü. Adana özelinde ne söylüyor diye soruyorlar. Hangi siz, konuda? Adana için proje. Adana için ne söylüyorsunuz kampanya? Şimdi bakın ben şunu söyleyeyim. Adana 1900 yıllara kadar her sokağından binlerce servisin çıktığı, üreten ve sanayisi güçlü olan bir kent. Ama şu anda Adana sadece tüketim politikasıyla ayakta duran bir şehir ve aynı zamanda ciddi işsizliği olan, bankalardan da kullandığı krediler ve tüketici kredisinde birinci olan bir kent. Bu Adana'nın giderek tükendiğinin göstergesi. Bir şey daha söyleyeyim. Hani hep derler ya Adana göç alan bir kent ama artık Adana aldığı göçten fazlasını veren bir kent. Bence Adana'nın en büyük sorunu üretimsizlik. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması durumunda zaten ciddi anlamda elimizi taşın altına koyarak biz bu konularda ciddi projeler üreteceğiz.
Ve Adana aslında bir tarım kenti ve tarıma dayalı sanayisinin gelişebileceği bir kent. Ne yazık ki bu özelliklerimizin tamamını özellikle son 12 yılda kaybettik. Bizim yapacağımız şey tarıma dayalı. İşte soyanın, pamuğun ve benzeri tarım ürünlerinin artarak bunlara dayalı sanayinin gelişmesini sağlamak ve bu konuda da Adana için ciddi projeler üretmek. Ben zaten son 4 yıldır ekonomi anlamında da Adana'ya dönük çok ciddi projelerin içerisinde olan bir yerim, bir kişiyim. Bütün bunları hayata geçirdiğimizde ben Adana'nın çok ciddi sorunlarının çözüleceğini düşünüyorum. Ama bunun yanı sıra bizim sosyal sorunlarımız da var. Bakın Adana'nın Yüreğir ilçesinde ciddi bir geri kalmışlık ve bu geri kalmışlığın getirdiği örneğin bir uyuşturucu sorunu var. Ya da diğer özellikle Adana'nın yakın kırsalında ciddi anlamda bir işsizlik sorunu var. Bütün bunların çözümü zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bildirgesinde birçok şey açık ve net. Ama Adana özelinde benim öncelikle yapmak istediğim şey kesinlikle Adana'yı yeniden üreten bir kent haline getirmek ve bunu yaparak da işsizlik sorunu çözmek. Buna bağlı olarak da Adana'nın işte eğitimde, kültürel alanlarda geri kalmışlığının önüne geçecek projelerin hayata geçmesini son sağlamak. Son soru dedim ama bir soruyu ısrarla bir izleyicimiz soruyor. Diyor ki AKP ile koalisyona nasıl bakıyor Rıfa Hanım? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'de birinci parti olabileceğimizi ve tek başına iktidar olabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun dışında herhangi bir şey olduğunda bu bence o günün koşullarında konuşulması gereken bir konu diye düşünüyorum açıkçası. Çok sağ olun. Evet, Adana Cumhuriyet Halk Partisi birinci sıra adayı Elif Doğan Türkmen ile konuştuk. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizinle bir arada olmak ve tanışmak benim için gerçekten hem keyif hem onur. Sağ olun. Sağ olun.